Senin çiziminden iki farklı yöne gitmiş olduk. Aslında eğlenceli oldu. Sen bana çizimlerini, tasarımlarını gönderiyorsun ve ben profesyonel araba tasarımcısı olarak onlara yorum yapıyorum. Ben olsaydım nasıl yapardım, ben olsaydım neleri düzeltirdim gibi kritik veriyorum. Bugün Yasin Erkan'ın çizimini ele alacağım. Geçen hafta bir canlı yayın etkinliği yapmıştık. Orada katılan herkese benim çizim kursuma dair bir indirim vermiştik. Ama kursuma önceden sahip olanlara ise bir güzellik yapmak istedim ve onların çizimlerini yorumlayacağımı söylemiştim. Ve aralarından Yasin'i seçtim. Eğer bir sonraki bölümlere sen de katılmak istersen çizimlerini, tasarımlarını, renderlarını berkbanakritik@gmail.com adresine gönder. Yasin birkaç çizim göndermiş. Bunların bazıları kağıda direkt yukarıdan bakılarak değil de biraz daha farklı açıdan çekilmiş fotoğraflar. Dolayısıyla yaptığı çizimi en doğru gösteren fotoğrafı seçtim. Dolayısıyla çizimleri gönderirken senden de çizimine dik, yani kağıda dik bir fotoğraf veya taratabiliyorsan taranmış bir görseli tercih ederim. Aynı zamanda adını, soyadını ve yaşın gibi birkaç temel bilgi bana verirsen seviyeni anlamam konusunda daha yardımcı olacaktır. Yalnız şöyle bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Bu çizimler Yasin'in kursa başlamadan önce yaptığı çizimler. Çünkü kursa üye olmuş ama henüz başlama fırsatı bulamamış. Ve Yasin sana şunu söyleyebilirim ki çizimlerinde gördüğüm en temel hataları kesinlikle kurstan sonra düzelteceğine eminim. Hatta kursu bitirdikten sonra ve pratik yaptıktan sonra birkaç ay sonra belki bir öncesi sonrası gibi de bir kritik daha yapabiliriz. Hani kursu izledikten sonra çizimini nasıl geliştirdiğini böylece gösterebiliriz. Şimdi direkt başlayalım. İlk bakışta biraz kafa karıştırıcı bir durum var bu çizimde. Öncelikle hani çizim yapmayı sevdiğim belli. Kesinlikle hani bildiğin noktalar var ama aracı ilk gördüğümde açıkçası bu önümü arkasını emin olamadım. Yani bu Volvo'nun arkası bu bir pick-up gibi bir oranlara mı sahip? Yoksa bu acaba bir sedan ve bu Volvo'nun ön tarafı mı? Biraz kafa karıştırıcı. Onun dışında perspektif hatalarım var. Ve bunların hepsine değinmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak dediğim gibi karar vermemiz gereken iki şey var. Bu aracın segmentine sedan mı, pick-up mı, farklı bir segment mi ve bu aracın önü mü arkası mı? Şimdi şöyle, şuradaki ufak kelebek camı detayı olarak düşünüyorum bunu. O yüzden muhtemelen bu aracın arkası diye düşünüyorum. Çünkü pek Volvo izlenimi de vermedi açıkçası bana. Ve açıkçası pick-up'a daha çok benziyor segment olarak. Çünkü kabini burada bitirmişiz. Kabin eğer burada bittiyse arkadaki bu kocaman alan bir pick-up kamyonet gibi bir alan olabilir aslında. Ama bir yandan da burada eklediğin detaylardan dolayı muhtemelen bir sedan çizmeye çalıştığını tahmin ediyorum. O yüzden bunu bir sedan olarak değiştirmeye çalışacağım. Şimdi biraz görünürlüğünü azaltalım. Hemen yeni bir layer'da çizmeye başlayalım. Bir diğer konu, çizginin birçok yerinde sanki cetvelle çizmişsin gibi bir his var. Yani evet elle çizmişsin ama dümdüz çizgiler kullanmışsın. Mesela dümdüz çizgi burada, bir başka düz çizgi burada, bir tanesi daha burada. Yine düz bir çizgi, dümdüz bir tavan, dümdüz cam çizgileri. Yani çok fazla iki boyutlu çizgiler, çok fazla düz çizgiler. Bunu da pek yapmıyoruz araba çiziminde. Yani Tesla Cybertruck yapmadığın sürece bu kadar düz çizgilere gerek yok. Şöyle oranlardan başlayacağım ilk olarak. Ve bir yandan perspektifi de düzelteceğiz. Perspektif olarak fark ettiğim şey şu ki tamam hani burada bir kaçış noktası var, bu tarafa gidiyor. Burada da bir başka kaçış noktası var, yine bu tarafa gidiyor. Ve bu ikisinin arasından sanki hani bir perspektif yakalamışsın. Ama maalesef bu çok abartı bir perspektif ve aracın kalanıyla aynı dili konuşmuyor. Mesela şu şekilde perspektif çizgilerini uzatırsak bir gariplik olduğunu fark edeceksindir. Her videoda söylediğim bir trik var. Eğer çizimini bir ışığa tutarsan, yani çizimine kağıdı ters çevirip bir ışığa tutarsan çizimini diğer taraftan görmüş olursun ve bu hataları çok daha net görebilirsin sen de. Dolayısıyla ben de şu an burada bu mirror efektini yapıp bunun üzerinden devam edeceğim. Oranlara da bakalım. Genel olarak sedan araçlara baktığımız zaman, mesela bu yandan çizimini yapıyorum. Çalıştay'da da konuştuğumuz gibi mesela bu arka teker, araya 1, 2, 3 tane teker koyduktan sonra ön tekeri koyuyorum. Hemen hemen bu tarz oranlar bizim için daha iyi. Ve daha sonra birkaç hacim ekledikten sonra mesela omuz çizgisi, bu ön teker diyelim. Ön tekere doğru giden bir A sütunu ve bu şekilde bir klasik sedan oranlarımız var diyebilirim. Şimdi buna baktığımız zaman mesela arka cam hemen hemen arka tekerin merkezine kadar gidiyor. Senin çiziminde ise arka camı indirdiğim zaman, ki burada şöyle de bir açı var, arka tekerin ta önüne kadar geliyor. Yani senin cam şurada bitmiş. Şu şekilde bitmiş yan cam. Ve burada çok büyük hacimler var. Dolayısıyla bunlar kafa karıştırıcı noktalar. Bunların hepsini kursu izlediğin zaman göreceksin. Oranları ve perspektifi çok daha iyi oturtabileceğine inanıyorum kurstan sonra. İlk tekeri mesela biraz da perspektifle oynamak istiyorum dediğim gibi. Mesela şu çizgiyi ele alalım. Ama diğer hepsini biraz daha paralelleştirmek istiyorum. Çünkü çok abartı bir perspektif seninki. O yüzden biraz daha şu tarz bir perspektif kullanacağım.
Böyle yaptığım zamanda da tekerlek çizerken bu perspektif kaçış noktasına dik bir çizgi çizersek elipsimiz bunu takip etmek durumunda. Mesela bu arka tekerimiz diyelim. Bir yandan tabii bu teker boşluğu da bana pick-up olmasını anımsatıyor şu an baktığınız zaman. Biraz daha böyle off-road pick-up tadında bir tekerlek yuvası var burada. Ama yine de sedan olarak bir devam edelim. Daha sonra bana yorumlarda yazabilirsin eğer bu pick-up mı değil mi? Veya izleyen herkes yorumlarda yazabilirsiniz siz de düşüncenizi. Buna sedan olarak devam edelim şimdilik. Ön tekeri koyarken de yine 1, 2, 3 tane teker araya sığdırıp ön tekeri ekliyorum. Çok hızlıca jantlarımızı koyalım. Ya aracın birçok oranını değiştirmiş olacağız aslında. Dediğim gibi cetvelle çizilmiş gibi değil, daha curve olan çizgiler kullanmaya çalışıyorum. Arka camı biraz daha bu tarafa doğru taşıyacağım. Biraz daha arkaya gelmiş olacağız. Aslında şu an baktığım zaman çamurlukları da hani gördüğümde bunlar kocaman çamurluklar var sonuçta. Bu muhtemelen bir pick-up'tı. Belki de o yaklaşım daha iyiydi. Ben bunu neden sedana çevirdim acaba? Hani zaten pick-up gibi hissettiriyordu. Ama başladık artık. Devam edelim. Şu ana kadar yaptığım şey hem perspektifi biraz düzelttik gördüğün gibi, hem hacimleri ve oranları da biraz daha düzeltme yolunda gidiyorum. Ama değiştireceğimiz çok fazla şey olduğu için açıkçası çizim epey değişmiş oldu. Ama hemen hemen temellerimizi oturtmuş olduk şu anda. Yani şöyle, senin çizimini kapatacağım, şu şekilde bakacağız ki yani çok biraz kafa karıştırıcı olmasın diye. Şimdi benim çizimde de hala hatalar var. O yüzden benim çizimimi de diğer tarafa çevireceğim. Mesela bu arka tarafını biraz daha şu şekilde yapalım. Şurada bir karakter çizgisi eklemek istiyorum ama senin tasarımından çok uzaklaşmış olduk açıkçası, ama senin tasarımında da kafa karıştırıcı noktalar var. Yani sırf çizimde değil, tasarımda da kafa karıştırıcı noktalar var. Çünkü hani bir Volvo çizdiğin zaman Volvo'nun tasarım dilini yansıtmaya çalışmak gerekiyor. Bunun için de mesela şu anki Volvo'lara, konseptlerine bakılabilir, eski Volvo'lara bakılabilir. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak kendi vizyonunu ekleyebilirsin. Mesela senin yaptığın gibi arka farları ben takip etmeye çalışacağım. Şu şekilde bir arka far var diyelim. Çizime baktıkça iyice pick-up'mış bu çizim orijinalinde diye düşünmeye başladım. Çizimin seviyesine baktığım zaman daha fazla detaya girmemize gerek yok. Önemli olan, dediğim gibi, senin çizime ilk baktığım zaman bir, oran oranlar bana aracın hangi segmentte olduğunu gösteremiyor. İki, aracın önü mü arkası mı onu bile bilemiyorum segmentleri anlamadığım için. Üçüncü, perspektif biraz fazla abartı bir perspektif, yanlışlıklar var. Ve son olarak da cetvel kullanarak çizmişsin gibi olan bir hissiyat var. Dolayısıyla bunların hepsini düzenlediğin zaman, mesela şu an biz bunu sedana çevirdik. Gerçekten çok fazla değişmiş oldu. Ama bir yandan hızlıca bunun pick-up versiyonunu da yapmak istiyorum. Mesela bu eğer pick-upsa bu sefer de kabini belki bir tık daha ileri itebiliriz. Hani biraz daha senin çizimini takip edebilir diye düşünüyorum pick-up yaparsak. Yine perspektifi ben biraz daha değiştireceğim genel olarak. Çok hızlıca hani biraz daha pick-up segmentinde bir çizim yaptım, ama bu sefer de senin çizimini kaldırdığım zaman görüyorum ki benimkinde de teker aralığı çok kısa olmuş aslında, biraz fazla abartı olmuş. O yüzden bunu biraz kısaltacağım şu şekilde. Bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Tekerler biraz o yüzden fazla abartı olmuş oldu. Tekerleri hızlıca bir düzenlemek istiyorum. Biraz daha geriye alalım. Evet, bu şekilde de sanki pick-up versiyonunu yapmış gibi olduk. Evet, bu daha doğru hissettiriyor açıkçası. İlk yaptığım sedan, muhtemelen sen de pick-up düşünüyordun çizerken. Şu an hani daha iyi fark edebiliyorum çünkü çizgiler çok daha iyi oturuyor pick-up versiyonuna. Ama karşılaştıracak olursak, üstte sedana çevirmeye çalışırsak ne oluyor? Altta da pick-up'a çevirirsek ne oluyor? Hani benzer tasarımı aynı, yani senin çiziminden iki farklı yöne gitmiş olduk. Aslında eğlenceli oldu. Ve gördüğün gibi sadece oran orantı ve perspektifi oturttuktan sonra bile, hani şu an benim yaptığım çizimde de çizgi kalitesi iyi değil. Hani bir sürü kılçıklı çizgi dediğim şeyler var. Çizgi kalınlığı farkı o kadar fazla yok. Hani çizgi olarak iyi değil. Oran orantı ve
perspektiften sonra çizimi bir sonraki seviyeye taşımak çok daha kolay. Mesela şimdi bunları temel alarak hızlıca biraz rötuşlayabilirim. İlginç bir deneyim oldu açıkçası. Hani iki farklı tarafa da çizince nasıl olacak diye, iki farklı tarafta da olsaydı nasıl olur diye denemek ilginç oldu. İşte bu yüzden bu mesajı, yani çizim yapmamızın amacı fikri karşı tarafa en doğru şekilde aktarabilmek ve fikrini gösterebilmek. Dolayısıyla sen fikrini gösterirken oran orantı ve perspektif yüzünden fikrini yanlış ifade etmiş oldun. Fikrini biz anlamamış olduk. Yani ben tam olarak anlayamamış oldum. Bu yüzden de çizimin temelleri çok önemli. Bu yüzden oran orantı, perspektif, çizgi kalitesi, çizgi kalınlığı ve yaratıcılık, yeni fikirler üretmek çok önemli. Eğer bu konularda herhangi bir eksiklik hissediyorsan araba tasarımında çizim temelleri kursumun linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsin. Ve şu anda buraya tıklayarak önceki kritik videolarımı da izleyebilirsin.